İsmim Muhammed Ali. Komşumuz olan İbrahim amcanın 1986 yılında başından geçen olayları kelimesi kelimesine sizlere aktarmaya çalışacağım. İbrahim amcanın ağzından anlatıyorum. İç Anadolu bölgesinde sıvacılık ve boyacılık yaparak geçimimi sürdüren birisiyim. Eski model transit kamyonetimle yanımda benimle beraber gündelik, haftalık inşaat işlerine giden Musa isimli bir arkadaşımla çalışırdık. Geçimimizi böyle sağlar, aç tok geçinip giderdik. Yine her zamanki gibi köyden ayrılıp civar köylerde inşaat işi aramak için Musa ile sabahtan yola koyulduk. Planımız bize yakın olan köylerden başlayarak inşaat işi bulana kadar köyleri gezmek. İş olan yerde çalışıp ev ihtiyacı için olan parayı kazanarak erzak alıp eve dönmekti. Sabahtan çıktığımız ilk köyde iş bulamayınca diğer köye gitmek için yola koyulduk. Üç köy dolaşmamıza rağmen hiçbir iş bulamamıştık. Bir diğer köye gitmek için yola koyulduğumuz sırada aracın lastiğinin patladığını aracın sola çekmesiyle hissettim. Yol kenarında bulunan yalak tarzı çeşmenin kenarında durup patlamış olan lastiği değiştirmek için ağacın altına yanaştım. Öğle vakti olduğu ve güneşin tam tepede olduğu için sıcaktan kavrulan ortamı biraz daha serinletmek amacıyla ağacın biraz daha serinlik yaratmasını düşünerek aracı ağaç altına çektim. Musa'ya stepneyi çıkartmasını söyledim. İşimizi hallettikten sonra çeşmeye gidip elimizi yüzümüzü yıkayarak kendimize geldik. Sabahtan beri dolaşmanın ve lastik değişiminin verdiği yorgunlukla Musa'ya acıkıp acıkmadığını sordum. O da acıktım deyince, hadi güzel bir yemek hazırlayalım da yiyelim. Hem de sıcaklar geçer. Araba, bu sıcakta gidersek su kaynatacak diye homurdanarak yemeği hazırladık. Güzel bir yemekten sonra ağacın altında uykuya daldım. O sırada rüyamda aynı bulunduğumuz çeşme başında olduğumuzu gördüm. Ağaç altında dururken biraz ilerimizde olan çeşmeye su doldurmaya gelen üç tane kadın gördüm. Üçü de kara çarşaflı ve gözleri dahil görünmüyordu. Dikkatlice onları izlerken normal insanlardan uzun olduklarını fark ettim. İçlerinden bir tanesi bana dönerek baktı. Onun bana bakmasıyla birlikte uyanmam bir oldu. Musa etrafı toplamış, havanın sıcağı biraz geçmişti. Arabanın eksilen suyunu tamamlayıp bir sonraki köye gitmek için harekete geçtik. Yol kenarında koyunlarını güden çobanın yanına yaklaşıp selam verdim. Dayı, hangi köydensin diye sordum. Çoban, köyüm buradan uzak. Cepni isminde bir köydenim dedi. Onca senedir İç Anadolu köylerini gezip çalışıyordum. Ama bu köyün ismini hiç duymamıştım. Orası nerededir diye sordum. Çoban, Karayavuz yolundan sonra dereyi geçince soldaki yola dönersen bizim köyü görürsün dedi. Eyvallah sağ ol dedikten sonra yola koyulduk. Giderken dikiz aynasına baktığımda çobanın öylece bize baktığını gördüm. Aynadan baktığım sırada uzak bile olsak çobanın bakışları insanı delip geçiyordu. Aramızda Musa ile biraz konuştuktan sonra çobanın sözüne pek güvenmediğimiz için bildiğimiz rota üzerinden diğer bir köye geçmeye karar verdik. Merkez köylerden bir tanesinin kahvesinde oturup birer yorgunluk çayı içtikten sonra muhtara iş olup olmadığını sorduk. Muhtar, burada olmayan, iki senede bir evine gelen Almancı birisi var. Geçen gün bana mektup ile bir miktar para göndererek evini boyatmak istediğini söyledi. Biz, Musa ile birbirimize bakarak kaç gündür iş bulamadan gezdiğimiz onca günden sonra mutlu bir surat ifadesiyle muhtarın teklifini kabul ettik. Bir an evvel işe başlamak için muhtardan anahtarı alıp evi tadilat yapıp boyamak için işe koyulduk. Evin iki günlük işi vardı. Birinci gün alçı sıva işlerini bitirdikten sonra akşamına tadilat yaptığımız evin bahçesinde kalmak için muhtardan izin istedik. Muhtar da evde kimsenin olmadığını ve istersek evde sabahlayabileceğimizi söyledi.
İç Anadolu bölgesinde hava gündüz ne kadar sıcak olsa da geceleri buz gibi oluyordu. Evde yatmak, soğuk araba içinde yatmaktan iyiydi. O gece işi bitirip Musa'nın demlediği çayı içerek yorgunluk atarken muhtar işi ve bizlerin durumunu görmek için geldi. Sohbet muhabbetten sonra muhtara Çepni köyünü bilip bilmediğini sordum. Muhtar da daha önce hiç duymadığını söyledi. Biraz muhabbetten sonra muhtar yanımızdan ayrıldı. Gece olup yere minibüsten çıkardığımız döşekleri serip uyumaya koyulduk. Gece saat 2 sularında susayıp su içmek için kalktığımda camdan dışarıya gözüm takıldı. Havada dolunay vardı ve bütün bir ova gündüz gibi görünüyordu. Gözüm ileride mezarlık kenarındaki insanlara takıldı. Mezarlık köyün çıkışındaydı. Fakat yine de uzak da olsa ay ışığında karaltılarını görebiliyordum. Seçebildiğim kadarıyla 4 kişiydiler. Ortalarında bir eşek ya da atın üzerinde siyah gelinlikli bir gelin vardı. Ufaktan duyulan çalgı sesleri eşliğinde mezarlık dibine gidiyorlardı. Besmele çekerek Musa'nın yanına serdiğim yatağıma girip dua ederek Allah'a sığınıp uyudum. Ertesi gün işi bitirmiştik. Musa da son boya rötuşlarını yaparken ben malzemelerimi minibüse yüklemiştim. Hava kararmak üzereydi. 1-2 saate tamamen güneş kaybolacaktı. Muhtar geldi. Muhtardan işin ödemesini alıp minibüse bindik. Muhtara çevre köylerde başka iş olup olmadığını sorduk. Muhtar bize Sarıkaya köyünde bir tanıdığının olduğunu ve iş olabileceğini söyledi. Muhtar bize kısa yoldan nasıl gitmemiz gerektiğini tarif ettikten sonra Musa ile yola koyulduk. Hava kararmış, artık aracın lambalarının aydınlattığı kadarıyla yolu görebilir hale gelmiştik. Derenin içinden geçip muhtarın da dediği gibi sağa doğru giden yoldan girdik. Yukarı Sarıkaya köyüne giden yolu biliyordum. Fakat muhtarın tarif ettiği kestirmeden gidip bir an evvel uyumak için yolu kısaltmak istiyordum. Sağa giden kestirme yola girdikten sonra etrafımızı ağaçların kapladığını gördük. İleride bir köyün olduğunu ancak köyün içine girince anlayabildik. Ne bir sokak lambası ne de evlerde yanan bir mum ışığı vardı. Köyün kahvesinin önüne aracımı çektim. Köyün kahvesinde oturan 5-6 kişi vardı. Selam verip yerimize oturduktan sonra kahveciden 2 çay istedim. Sarıkaya'ya nasıl gideceğimizi sordum. O da hele sabah olsun gidersin diyerek çayları bırakıp gitti. Çayımızı içerken yanımıza gelen esmer bir adam karanlıkta yüzünü seçebildiğim kadarıyla yanıma yaklaşıp "Benim evimde inşaat işi var. Yapar mısınız?" dedi. "Olur dayı, neden yapmayalım?" dedim. "Dayı, ne zaman başlayabilirsiniz?" diye sordu. "Yarın sabah başlarız." dedim. "Gece başlayın, çok acil." dedi. Hasbinallah çektim içimden. Gece karanlığında ne inşaatıydı bu? "Dayı, gündüz olsun, gündüz gözüyle yaparız. Yarın ola hayrola." dedim. Adam elindeki kesenin içinden 4-5 adet para çıkardı ve avucuma koydu. Elime koyduğu paralara bakınca bunların altın olduğunu gördüm. Yapacağımız işin bu kadar altının yanında lafı bile olmazdı. Dayıya ne iş yapacağız diye sordum. "Duvarın sıvası çatlamış, onu kazıyıp yenisini yapacaksınız." dedi. "Verdiğin para bu iş için çok biliyorsun değil mi?" dedim. "Dayı, işi yapacak mısın sen, onu söyle." dedi. "İş iştir dayı, madem gece istiyorsun yaparız, eyvallah." diyerek arabaya bindik. Dayının evi köyün diğer ucunda ıssız bir evdi. Dayı bize evi gösterip yapacağımız yeri gösterdi. En fazla 4-5 saatlik iş vardı. Musa'ya, "Hadi Musa, bu gece güzel para kazandık. Şu işi bitirelim, yarın bütün gün yatarsın. Hem iyi para aldık, yarın belki eve bile döneriz." dedim. "Tamam, olur abi." diyerek işe başladık. Biz duvarı kazmaya başladığımızda dışarıdan kulağımın aşina olmadığı
Değişik sesler gelmeye başladı. Kafamı pencereden dışarıya çıkarınca dışarıda tef sesleri ve çalgı seslerini duydum. Gece gece bu ses de neyin nesi dedim. İçlerinde bize iş veren dayının da bulunduğu bir kalabalık vardı. Neyse biz işimize bakalım dedikten sonra içeriye tekrar girdik. Duvarı kazmaya devam ettik. Dışarıdaki kalabalık beni huzursuz etmişti. Tekrar cam tarafına gidip dışarıya baktım. Geçen gece gördüğüm siyah gelinlikli kızı gördüm. Musa'ya, Musa, işi bırak dedim. Musa, hiçbir şeyden habersiz, abi bunlar da kim, ne oluyor diye sordu. Malzemeleri orada bırakıp arabaya bindik. Arabaya bindik ama araba çalışmıyordu. Elim ayağım birbirine dolaştı. Araba çalışmadıkça arabaya lanet ettim, delirmiştim. O kalabalık bizim bulunduğumuz tarafa doğru gelmeye başladı. Arabadan inip köy meydanına doğru koşmaya başladık. Bildiğim bütün sureleri okuyarak köy meydanındaki kahveye doğru koştuk. Kahveye gelince çoktan kapandığını gördük. Köy meydanında etrafımızı sarmaya başladılar. En son hatırladığım Musa ile birbirimize sarılıp bayılmışız. Gece kendime geldiğimde kendimizi köyün girişinde bulduk. Nasıl buraya geldiğimizi hiç hatırlamıyordum. Biz olduğumuz yerde öylece yaşadıklarımızı düşünürken sabah ezanının okunduğunu duyduk. Sabah ezanının sesi yakınlardaki bir köyden olsa gerek ufaktan kulağıma çalınıyordu. İkimiz de soğuktan titriyorduk. Güneş doğmaya başlamıştı. Birlikte hızlıca arabayı bıraktığımız eve doğru yürümeye başladık. Akşam durup çay içtiğimiz kahve bildiğin eski ören yerlerindeki evler gibi çatıları çökmüş, kapıları pencereleri kırılmış. Sanki uzun zaman hiç insan yaşamamış, bütün köy harabe halindeydi. Binalar yıkılmaya yüz tutmuştu. Hayretle etrafımızı inceliyorduk. Aracımıza gidene kadar olan bitene anlam vermeye çalışıyor, ne olduğunu kestirmek için birbirimizin yüzüne anlamsızca bakıyorduk. Arabanın yanına geldiğimizde tamir etmek için geldiğimiz evi gündüz gözüyle görmeye başladık. Ev harap bir haldeydi. Kapısı penceresi yoktu. Arabaya binerken evin kenarındaki tek bir mezar dikkatimi çekti. Arabaya bindiğimiz gibi marşı vurmamla arabanın çalışması bir oldu. Arkamıza bile bakmadan o terk edilmiş lanet köyden çıkarak ana yola çıktık. Biraz yol aldıktan sonra yol kenarında bir şeyler satan satıcıların ilkinin yanında durarak elimizi yüzümüzü yıkamak için su olup olmadığını sordum. Yaşlı, sakallı bir amca vardı. Amca halimizden anlamış olacak ki, hayırdır, başınıza bir iş mi geldi diye sordu. Biz de başımızdan geçenleri olduğu gibi anlattık. Amca bize, eğer başınızdan bu olaylar geçtiyse onlardan kaçarak kurtulamazsınız dedi. Yol üzerindeki köyünü tarif ederek Nazım Hoca'yı bulun dedi. Biz de biraz daha durduktan sonra oradan ayrıldık. Amcanın dediklerini yapıp yapmamak konusunda kararsızdık. Çünkü başkalarının dediğini yaptığımız için başımıza hiç hayırlı işler gelmemişti. Musa ile birlikte direkt eve gitme kararı alıp yola koyulduk. Eve gelip kendimize geldikten sonra akşam üzeri yemek yiyip o yorgunlukla olduğum yerde uyuyakalmışım. Rüyamda tamir için gittiğimiz evin önündeki mezarlığı gördüm. Mezarlığın başında o siyah gelinlikli gelin vardı. Birden sıçramayla uyandım. Dua okuyup yatağın içinde sağa sola dönerek uyumaya çalışıyordum. Böyle olmayacağını anlayıp kalkıp abdest aldım ve iki rekat namaz kılıp biraz Kur'an okumaya başladım. Ben Kur'an okurken sabah namazı okunmaya başlamıştı. Ahırdaki inekleri yemledikten sonra güneşin de biraz tepeye çıkmasıyla aracıma bindiğim gibi köyün diğer ucundaki Musa'nın evinde soluğu aldım. Musa da erkenden uyanmış bahçeyle uğraşıyordu. Benim geldiğimi gören Musa bahçeden doğru bana seslendi. Abi
Kahvaltı yaptın mı dedi. Hayır, yapmadım dedim. Bahçeden gelirken domates, biber, yeşillik alarak çardağa geç dedi bana. Kahvaltımızı yaptıktan sonra hala olayın etkisinde olduğumu ve gece rüyamda gördüklerimi anlattım. Musa da benimle aynı rüyayı görmüştü. Aklımıza yolda amcanın söyledikleri geldi. Çevremizde bu ve bunun gibi birçok olay olduğu için o amcanın söylediklerini yapmaya karar verdik. 11 gibi yola çıktığımızda saat 14 civarlarında hocanın olduğu köye vardık. Nazım hocanın evini sorarak bulduk. İçeriye girince birkaç kişinin beklediğini gördük. Biz de sıramızı bekledik. Sıra bize geldi. Hocaya selam verip yanına oturduk. Anlatmaya başlamadan hoca yaşadığımız her şeyi bize anlattı. Hatta o köydeki adamdan aldığım altınları sordu. Altınlar tamamen benim aklımdan çıkmıştı. Elimi cebime attığımda cebimde altın yoktu. Altınlar yerine cebimde soğan kabukları vardı. Hocanın dediğine göre o evin önündeki mezarda kurban edilen bir kadının cesedi varmış. Onlardan kurtulmamız için o kadının ruhunun huzura kavuşması gerekiyormuş. Nazım hocanın gelmesi şartıyla o köye tekrardan gitmek için karar alıp araca bindik. Tek güvencemiz Nazım hocaydı. Nazım hocanın yanına gelmeden araştırma yapmıştık. Nazım hoca İç Anadolu çevresinde tanınmış, ilim sahibi, Allah dostlarından birisiydi. Terk edilmiş köydeki eve gelince hoca araçtan tek başına inip mezarın yanına kadar gitti. Elinde yanında getirdiği kemik saplı bıçağı alarak mezarlık etrafındaki toprağa daire şeklinde bir çizgi çektikten sonra bir tane de aracın yanına çizgi çizip bizi içine soktu. Akşam ezanına kadar o çemberin içinde bekleyeceğimizi söyledi. Akşam ezanı okunduğunda tekrardan hocanın evine gitmek için yola çıktık. O gece hocanın evinde kaç gündür uyumadığım kadar deliksiz uyumuştum. O gecenin sabahında kahvaltı yaptıktan sonra jandarmaya gitmeye karar verdik. Başımızdan geçenleri anlatmak üzere hocayla beraber jandarmaya gittik. Daha sonra jandarmayla beraber o köye gittik. Mezarı kazdıklarında orada bulunan herkes hem korkmuş hem de çok şaşırmıştı. Mezarın içinde siyah kepene sarılmış bir kadın cesedi ve mezarın en altında bir sürü hayvan sakatatları, büyük yağıtları, muskalar ve daha bir sürü şey vardı. Cesedin 17 yıl evvel evinden kaybolan, ismini veremeyeceğim bir kadına ait olduğu ortaya çıktı. Hocanın anlattığına göre bu kadın bir kurbanmış. Yapılan büyülerin etkisini arttırmak için bu mezarı kullanıyorlarmış. Mezar açılıp gerçekler ortaya çıktığında Nazım hocanın da yardımıyla artık huzura kavuşmuştuk. Allah cümlemizi büyücülerin ve cinlerin şerrinden korusun.